Sen anlat Karadeniz. Seni nasıl özledim ben biliyor musun? Alnından, burnundan, çenenden, yanaklar. Oh, oh. Tanem benim. Bebeğim. Anne, bu göbek kuşunun kardeşi Ceylan. Kurtarmışsın. Merhaba. Ben Mavi Tüylü Geyik. Anne, biz dumun okuma yazmayı biliyoruz ya. Evet bir tane. Ceylan da el okumayı biliyor. Vay. Desene Ceylan da en az ay ışığında uluyan kurt kadar yetenekli. Ceylan çok yetenekli bir kız dedi. Abi hayırdır? Hayır abim. Misafirlerimiz var. Ali abi hoş geldin. Kardeşim mi? Kardeşim Ceylan. Dido. Tahir abinin kardeşi Fatih. Annesinin ismi mi? Nefes. Evet, benim adım. Anne, ben de nefes diyeceğim. Tamam. Ciğerler on numara. Haydi bakalım. Haydi, haydi. Sen de gel. Hadi bakalım. O nefeslerde tutmayın. Bayılacaksınız şimdi. Haydi. Ne oldu? Ne bakaysın kızım sen öyle? Hani ben sana bu nefes çekmeye ciğerin yetmez demiştim ya. Ben de hava olsam bir nefes çekenin. Sana dayanırım kime? Bir nefeslik canın var. Üflesem uçacaksın. Anca üflersin zaten normaldir. Senin bu nefes çekmeye ciğerin yetmez. Da hava olsam bir nefes çekenin. Bir durun ulan. Nefes yenge. Güç olup uçacaksın yarın. Duvar ucunda. Yalnız doğru der. Yarın özgür bir kuş gibi uçacaksın. Bu neyin yarası nefes? Neyin yarası söyleyeyim mi Tahir? O kuşları kalbime sen soktun. Şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun. İşte bunun yarası. Sen bu nefesi yüreğine sığdırdın.
Yaralarımı sardın. Sadece oğlumla kalmadın. Herak'la kardeşini getirdin. Ceylan'la Berrak tam olarak gelmiş sayılmazlar. Hafta sonu için Yiğit'le beraber geldiler. Vedat'la öyle anlaştık. Ne anlaşması? Vedat'ın abini öldürdüğünü itiraf ettiği video var ya, onu kullandım. O videonun sende ne işi var? Hani Mustafa abi vermezdi? Hani o canının sigortasıydı, saklıyordu? İyi saklayamamış demek ki. Tahir. Bak abim öldü zaten. Ben bir de seni kaybedemem. Ne olur o videoyu polise verme. Canına riske atma. Bak o senin canının sigortası. Mustafa Kaleli. Sen misin daha? Yavaş. Bir Kaleli'yle dalga geçilmez. Çarpılırsın. Ben çarpılmışım zaten bir Kaleli'ye. Deli ya. Hadi Yiğit'in yanına geçelim. İki günümüz var sadece. Sen ne anlatıyorsun acaba? Hı? Güzelliğim benim. Funda Hanım geldi. Bakıyorum kızın gitti diye çok mutlusun Necip. Ama benim sinirimi bozma. Ne de olsa iki gün sonra tekrar gelecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı bir gelişme avukat hanım? Davalı taraf geçen sefer mahkemeyi terk ettikleri için mazeretlerini bildirmiş. Duruşma pazartesi günü öğleden sonra olacak. Karar çıkar mı? Çıkabilir. Pazar günü sosyal hizmetler görevlileri Nefes Hanım'ın yeni evine gidecekler. Onların raporu önemli. Kaleli konağını beğenirler herhalde. Kalelilerin Nefes Hanım'ı ve Yiğit'i istemediklerini belirttim. Ama tabii onların avukatı da ne söyleyeceklerini ezberletmiştir. Bir pedagog gelecek falan bir şey diyordunuz. Ne zaman gelecek? Ben de sizinle bunu görüşmek için gelmiştim aslında. Biraz önce belli oldu. Pedagog Yiğit'le mahkeme günü adliyedeki çocuk görüşme odasında görüşecek. Çocukları mahkemenin stresinden korumak için böyle bir uygulama var. Biz de o görüşmeyi duruşma salonundan izleyeceğiz. Küçük de olsa bir kazanma şansımız var mı? Akli denge bozukluğu iddiamızı da, gayri ahlaki yaşam iddiamızı da kanıtlayamadık. Nefes Hanım düzgün bir evlilik yaptı. Siz bekarsınız, bu da sizin aleyhinize. Ne yapayım yani, evleneyim mi? Evlenseniz bile Nefes Hanım'ın hiçbir falsosu yok. Şu an ideal bir anne. Üstelik bildiğim kadarıyla Yiğit sizinle yaşamayı tercih etmiyor. Pedagog görüşmesinde Yiğit annemle ve annemin kocasıyla yaşamak istiyorum dediği an kaybederiz. Thank you.
Vedat, vazgeç artık. Diptesin. Kontrolünü iyice kaybettin. Beni bile boğmaya kalktın. Özür dilerim. Almadan buradan hiçbir yere gitmiyorum Gülşah. Senin karın yok. Nefes Tahir'le evlendi. Sus Eşan. Nefes Tahir'in karısı. Sus. Bak, oğlunu alıp gidemezsin. Nidat komiser vızır vızır. Sus Eşan. Mermin bitti. Neden üzerime geliyorsun Eşan? Üzerine gelmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Ama bak sana bir gerçeği söyleyeyim. Ceylan'la ilgili Tahir'le anlaştım. Nefes hapse girmesin diye ağzını kapalı tutacak Tahir. Hadi ablacığım gel bak biz Ceylan'ı alıp gidelim. Vedat. Hayatta her istediğini kazanamazsın. Deneri kaybedeceğine baştan karar vermen gerekir. Yoksa elinde hiçbir şey kalmaz. Sen neleri kaybedeceğine karar verdin mi Eşan? Ben senin dışında her şeyi kaybederim. Biliyorsun. Sen de benimle Ceylan'la yetinemez misin? Alo Hilmi. Ne oluyor bakalım hastanede? Nefes çocukları almış gelmiş demeyeceksen lütfen sus Eşan. Ya da ne bileyim bir mucize oldu ve Ceylan duymaya başladı da diyebilirsin. Mucize olmuş. Mercan iyileşmiş. Lütfen konuştu deme. Bilmiyorum. Hastanedeki adamımız var ya Hilmi, o duymuş. Komadaki hasta uyandı demişler. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Beynim karıncalanıyor. Beynim karıncalanıyor. Daha kötüsü olmaz derken her seferinde daha da kötüsü oluyor. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Eşan. Artık ipin ucunda ben varım değil mi? Şey abim. Anneciğim. Siz Ceylan'la ne oyun oynuyorsunuz? Ceylan en çok hangi oyunu seviyor? Ceylan bebeğiyle oynamayı seviyor. Ben
kebapçılar yaptım. Onu da sevdi. Değil mi Ceylan? Berrak abla, helikopter böyle demek miydi? Böyleydi, hatırladın mı? Helikopter sevdin mi? Sen Ceylan'la konuşabilmek için işaret dilimi öğrendin. Yerim seni. Evet, Berrak abla öğretti. Bak, bu seni seviyorum demek. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum annem. Bu da özür dilerim demek. Haydi bakalım. Ceylan'a kuymak nasıl yenilmiş göster bakalım. Çok güzelmiş. Onlar oruçlular. Akşam yiyecekler. Nefes, gel bir gel. Mithat abiden geliyor. Mercan uyandı, hastaneye gelin. Mercan uyandı diye. Dahi çok sevindim. Oh! Dilerim. Canın çok acıdı mı? Ya ben bir an sevinçten delirdim. Ben delireyim ha mübarek Ramazan günü. Gelin hanım. Geri bas, geri bas. Tamam o zaman biz hemen gidelim. Fatih! Efendim yenge. Mercan uyanmış. Biz bir hastaneye gideceğiz. Çocuklara bakar mısın? Hadi be abi. Gözüne... Pardon abi. Bakarım tabii ya. Siz gidin çocuklar ben de. Ben de bakarım. Siz gidin nereye gidecekseniz. Gerek yok. Fatih bakar. Nefes biliyorum. Olanlar hakkında hiç konuşamadık seninle. Konuşmasak? Biliyorum Vedat seni tehdit etti. Seni anlıyorum da. Ama eğer sen o zaman söyleseydin... şimdi Vedat'ın bir kurbanını daha hastaneye ziyarete gidiyor olmazdık. O yüzden Mercan iyileşene kadar seninle konuşmazsam kusura bakma. Sana bana güven diyemem tekrar. Ama Yiğit'e bakabilirim. Sonuçta sen Yiğit'i... Vedat'a bile bırakıyorum değil mi? Haklısın. Anneciğim. Biz şimdi Tahir abinle bir yere gideceğiz. Fatih abinle Berrak ablanı üzmeyin tamam mı? Tamam. Oh. Oyun oynarız. Ali haydi. Acaba hasar kalır mı Mercan'da? İnşallah kalmaz. Gidince öğreniriz. Tahir. Ceylan niye duymuyor biliyor musun? Erken doğmuş. Eğer benim kızım da yaşasaydı Ceylan'ın yaşında olacaktı. Thank you.
bakalım. Fatih. Biliyorum bana kızgınsın ama. Ama hainliğinin sebepleri var değil mi? Ve sen bu sebepler sayesinde şu anda karşımda oturuyorsun gurbet kuşu. Bence şansını fazla zorlama ha. Üf yenildim ya. Ulan numaracı seni. Yalan kazandı çaktırmasana ya. Acaba ne oynasak, ne oynasak? Berrak abla, Ceylan amca neye güler? Komik videolara güler Yiğit'ciğim. O zaman ben telefonumu alıp geleyim. Ula bırak senin telefonunu. Gelin benim telefonumdan izleriz. Çabuk ki şimdi. Şey, işaret dili olanlar varsa eğer. Hiç konuşamıyor. Söylenenlere tepki vermiyor. Daha devirenler nerede? Sen yanına girebildin mi? Doktorun yanındalar. Ben yanına girdim ama sorularıma tepki vermedi abim. Ben tek girebilir miyim? Başardın Mercan. Ne kadar güçlü olduğunu gösterdin. Tamamen iyileşeceksin. Seni kendine zarar vermeyeceğini biliyorum. Sen dediklerimi anlıyor musun? Mercan, o zaman söyle. Eğer bunu sana Vedat yaptıysa elimi sık, tamam mı? Allah kahretsin. Peki durumunda bir gelişme var mı? Efendim Mercan Hanım konuşamıyormuş. O kadar öğrenebildim. Tamam sen bekle. Nasıl sakin ol. Şöyle biraz mutlu görün, mutlu görün. Yüzünü açtı. Değiştir ifadeni. Ne iş var burada ya? Ne işiniz var be burada sizin? Oo, her katil cinayet yerine döner dediklerinde ben seni bizim eve beklemiştim Vedat. Ne saçmalıyorsun, ne cinayeti? Mercan, sakin ol. Eğer bunu sana Vedat yaptıysa elimi tekrar sık. Şeytanla 8 yıl köşe kapmaca oyununu biraz fazla ciddiye almışsın Nefes. Hayaller, hayaller, hayaller. Ulan bir git! Nasıl astın lan?
içeri tıktınız yetmedi. Ablam iyileştiği de gücünüze mi gitti? Ya bir insanın öfkesi nasıl gözünü bu kadar kör edebilir? Ya gör artık. Ablan o ipe bu canavar astı. Taktı kafayı bana. Ayrıldı ama aklı hala bende. Ulan alırım o aklını it! Yeter! Vedat niye astın ablamı ya? İyice saçmaladınız. Baban Tahir'i öldürsün diye. Bak baban hapiste. Mercan da Vedat'ın astığını söyledi. Ablam konuştu mu? Hayır. Ama elimi sıktı. Bu canavarı görünce korkudan kalp ritmi değişti. Ya ben mahkemedeydim, herkes biliyor. Ayrıca belki senin yüzünden kendimi astım demek için elini sıkmıştır Nefes. Yok ben bunu asacağım. Ah, yalan söyle ya. Yeter! Git oğlum buradan. Yavaş. Al karını gidin buradan Tahir Kaleli. Nazar, bak çok pişman olacaksın. Seni daha önce uyarmıştım. Vedat manyaktır demiştim. Çivre'ye devrim. Nefes Hanım'ın verecek hesabı var. Ne hesap verecekmişim ben merak ettim. Ben de çok merak ediyorum Nefes. İneyim misin, indireyim mi? Araba bile kullanamayan yaralı kaplan konuştu. Ya tamam. Ben kendim inerim, canın yanacak şimdi. Ya sen! Ya tamam, aile kavgalarımızı arkadaşlarımızın yanında yapmasak? Aile maile deyip benim fırtınamı dindirmeye çalışma. Yemezler. Yürü Nefes. Sırıtma ola sen de. Döküleyim. Sen Nazar'ı ne zaman uyardın? Ne zaman Vedat manyaktır dedin? Nerede, ne zaman, ne oldu, kimle anlat? Ya sen onu diyorsun. He, tam olarak onu diyorum Nefes. Kıvırma be. Şimdi o şöyle oldu. Zaten çok eski bir olay. Vedat beni aradı. Ya bana dönersin ya da Nazar'ı kendime kurban seçerim diye. Onu ayartıp işkence ederim demişti. Sen de benden saklamıştın. Sen de benden bir sürü şey saklıyorsun. Mesela itiraf videosunu alıp Vedat'la anlaştığını anlatmadın bana. İtirafı abinden nasıl aldığını da anlatmadın. Bugün Ceylan'ın yaranı görüp uf yaptığını görmedim sanma. Ceylan seni ne zaman yaralı gördü? Sen benden ne saklıyorsun? Sen üste mi çıkmaya çalışıyorsun? Başarabiliyor muyum? Ya ama haksızlık. Sen bu avantajını kullanıyorsun. Sen de şirinlik avantajını kullanıyorsun. Biz bir şey diyemiyoruz. Şirinlik demişken evde bak bizi iki tane şirin bekliyor. Hadi biz gidelim artık. Nefes. Tamam. Biz Murat'la halledelim dedik. Murat Nazar'ı kaçırdı. Ne yaptı ne yaptı? Sorun yok bana getirdi. Ayağına mı getirttin kızı Murat'a? Ula gelin ağa mısın kızım sen? Haşa estağfurullah. Yani ben Nazar'la medeni konuştum. Vedat'ın nasıl bir manyak olduğunu anlattım. Gerçi pek işe yaramadı. Nazar bana inanmadı. Ben ne yapaydım o sıra? Ayakta mı uyuydum? Senin o sıra başında bir sürü dert vardı. Ben dedim ki, şimdi o Vedat'a bulaşır, biz hallederiz. Nefes! Nefes! Kanmadım. Bak, eğer o Vedat şerefsizi bir daha seni ararsa, alo, kime diyorum? Nefes! O Murat'ı mahvederim.